Merhaba arkadaşlar. 11 Kasım Cumartesi Ankara Yarış programıyla birlikteyiz. Ankara'da bugün meeting günü, sezonun son yarış günü. Dolayısıyla altılı bilen çıkmazsa 5 bilene devredileceğini zaten hatırlatmaya gerek yok. Hepinize keyifli bir hafta sonu ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşu saat 13.30'da başlıyor. Birinci altılı Ganyan'da başlamış olacak birinci koşuyla. 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının handikap 15 koşusu 7 at yarışa kayıtlı. Birçoğu da Adana'dan gelecek buraya. İçinden de çıkamadım. Birinci koşuya baktığımda hepsinin geliri var. Hangisini dışarıda bıraksam aklım onda kalacak. Yani direkt gözüme çarpan aslında 4 numaralı Hikmet Fırtınası olsa da ilk ayakta pek hoş olmasa da hepsi diyeceğim. Hepsinin geliri var yani 7 numara hariç. Birinci koşu için hepsi diyorum arkadaşlar. İkinci koşuda da Arap tayları koşacak. 3 yaşlı taylara mahsus maiden koşu 1600 metre çim pistte. Burada toplam 11 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Önceliğim Vedat Abiş idaresindeki 9 numaralı Prenses Ova olacak. Maiden'dan çıkmaya yakın 9 numara. Rakipleri 5 numaralı Fethiyeli Gökhan Kocakaya ile ve son olarak ilk kez koşacak olan Çakmak Oğlu Ekürüsü'nün tayı 4 numaralı Ateş Ayaz diyeceğim. İkinci koşudaki şans verdiğim taylarda 9, 5 ve 4 oldu. Üçüncü koşu Yedili Plaseni'nde ilk ayağı 2 yaşlı İngiliz taylarının satış 2 koşusu 1500 metre kum pistte 5 tayı izleyeceğiz. Hemen fiyatlarına da baktığımızda 200 bin lira, 200 bin lira, 5 numara 176 bin ve 200 bin lira arasında değişiyor satış fiyatları. Birçoğu da zaten sürekli satış koşusunda koşuyorlar. Burada 3 tayla geçmeye çalışacağım. Önceliğim 1 numaralı Leon Pekin. Yarışı kazanmaya yakın. Sonra 4 numaralı Stay Happy. Kabakum'da ilk kez koşacak. İyi koşacağını düşünüyorum. Son olarak da Ercan Çankaya idaresindeki 3 numaralı Aygül Kızı'nda bir şans, sürpriz şansı veriyorum. Üçüncü koşuda bir numara bir adım önde olsa da 4 ve 3'ü de şablonuma yazdım arkadaşlar. Dördüncü koşuyla Ankara'da ikinci altılı Ganyan başlayacak saat 15'te. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin handikap 16 koşusu 1600 metre çim pistte koşulacak yarışta 9 at birincilik mücadelesi verecek. Burada da 3 at değerlendirmemi aldım. Bunların ilki Gökhan Kocakaya idaresindeki 7 numaralı Lady Avşı olacak. Çok sevdiğim bir ekürü, çok başarılı bir ekürü Tolga Karakartal. Gerçi son günlerde biraz düşüş var sanki ama son yarışında tabii ki 6 numaraya geçilmiş olsa da bugün için Lady Avşan'ın daha iyi koşacağını düşünüyorum. Favorim 7 oldu. Rakipleri 1 numaralı Alpingo 63 kilo biraz ağır kilo 3 yaşındaki bir safkan için ama çok formda. Üstünde de Ahmet Çelik var, yazmadan olmaz. Son olarak da 4 numaralı Saadet Sultan'ı da sürprize öneriyorum. 4. koşudaki sıralamamda 7, 1 ve 4 oldu. 5. koşu 3 yaşlı Arap taylarının maiden koşusu 1600 metre çim pistte 11 tay ilk birinciliği için mücadele verecek. Sürpriz bir sonuç çıkabilecek yarışlardan biri, koşulardan biri. Önceliğim Müslüm Çelik idaresindeki 4 numaralı Dinamit tabi kazanmaya çok yakın, sürekli tabelanın içinde koştu. Bugün için kazanmaya yakın. Yine de dediğim gibi zorlu bir yarış, sürpriz olabilir. 7 numaralı Altın Nigar Ahmet Çelik'le 3'ün ilk rakibi. Altın Çekiç, Kısrak Babası da İbocan. İbocan tabii çok iyi bir attı. İbocan, Yavuz Han, Arabım kapışmalarını çok iyi hatırlıyorum. Tabii Yavuz Han şampiyon bir at oldu. Hatta gelmiş geçmiş en büyük Arap atlarından biriydi bana göre Yavuz Han. Ben daha çok Arabımı severdim. Hatta onun üstünde oynardım ama genelde Yavuz Han kazanırdı, geçerdi bunları. 7 numara ikinci tercihimde öneriyorum. Sonra sürprize 8 numaralı Ballı Yarım ve 4 numaralı Katı Reis'i öneriyorum. Özellikle çim pist yumuşak olursa
Yumuşak pistte bir sürpriz, hatta bomba yapabilir. Katı Reis daha önce çimde koştu ama kötü koşmuştu. Yani çimde koşmaması için de bir sebep görmüyorum ama bugün için sürprize yazıyorum. 5. koşudaki sıralamam 3, 7, 8 ve 4 oldu arkadaşlar. 6. koşu 1. altılı Ganyan'ın da son ayağı Grup 2 Hitit koşusu, kupalı bir koşu aynı zamanda. 6 tay kupa için mücadele verecek. Burada muhtemelen günün de büyük favorisi çıkacak olan 4 numaralı Son of Cougar var. Cougar'ın oğlu, bir Victoria Galop torunu, dolayısıyla şahane bir performans sergiledi. 4'te 4 yaptı. Şartlı bir kısa vade 7, kısa vade 8 ve Grup 2 koşuları koştu. Cougar'a baktığımızda koşan 4 yavrusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. 4'ü de oldukça başarılı performans sergilediler. Bugün için de kazanacaktır. Yani kazandığında bakıyorum şu anda 95 handikapı var. Kazanınca 105 mi olur, 110 mu olur? Tabii handikapı da yükseliyor. Sonra koşu bulmakta da zorlanabilir ama onları da düşünmeyeceğim. Bugün için de kazanacağını düşünüyorum. Son yarışını adeta kenter yaparak kazandı. 6. koşuda 4 numaralı Son of Cougar banko deyip 7. koşuya geçiyorum. 7. koşu 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarına mahsus şartlı 5 koşu 1600 metre çim pistte koşulacak koşuda 7 atı izleyeceğiz. Günün yine zor koşullarından biri, en azından bana göre sürpriz bir sonuç çıkabilir. Burada bir ayrım yapmadan burası için hepsi diyorum arkadaşlar. 8. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus handikap 17 koşu 1900 metre çim pistte 5 tayı izleyeceğiz ve birbirine çok yakın performans sergilemiş safkanlar var. 5 numara bile özellikle son 2 yarışında ilgilileri kapalı gözlüğü çıkarınca safkandan çok başarılı koştu. 1-2 yaptı. Yani birbirlerine çok yakın. Bir önceki koşuda olduğu gibi burada da hepsi işaretini kullanacağım. Özellikle 1 numaralı Marco Polo çok iyi ama sürekli startta kalıyor. Üstünde de bugün apranti ile koşacak. Başarılı aprantisi. Burada da bir ayrıma gitmeyeceğim. Hepsi yapacağım. Sıralamam 2, 1, 4, 3, 5 olsa da dediğim gibi 8. koşuda da hepsi diyorum. Son ayakta da bir tekim var. Dolayısıyla çok da kabarık bir şablon olmayacak. Nispeten. Son koşu saat 17.30'da başlayacak. Ankara yarışları da bitmiş olacak 9. koşuyla. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarına mahsus şartlı 5 koşu 2200 metre çim pistte 6 atı izleyeceğiz. Burada tek olarak önereceğim safkanda Gökhan Kocakaya idaresindeki 3 numaralı Golden Ruler olacak. Zor bir koşu olsa da baktığımızda bu mesafede 3'te 3'ü var Golden Ruler'ın. Gökhan Kocakaya ile 2'de 2'si var. Bugün için de kazanacağını düşünüyorum. 3 numaralı Golden Ruler için tek deyip Ankara ile ilgili değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Baktığımızda bugün Newcastle var, İngiltere, Afrika, Scottsville var. Akşam da Amerika Aqueduct var. Onlara da bir değerlendirme yapacağım. Yine yayında olacak muhtemelen. Görüşmek üzere, şansınız bol olsun.